tanesi. Biz suyu buradan alıyoruz Diyarbakır şehir merkezine. Arıtma tesisine kadar 31 kilometre 177 metre terfi yaparak suyu getiriyoruz. Çelik borumuz Döşeli 2001 yılında işletmeye girdi. Şimdi biz yeni hattı yanına aynı paralelinde yine 1600'lük çelik boru. Böylece günlük 255 bin metreküp gün kapasitemizi 510 Diyarbakır'ın içme suyu DSİ tarafından 2001 yılında işletmeye açılmış birinci merhalesiyle bugüne kadar yürüyordu. 3 metreküp saniye suyu biz Diyarbakır'a Dicle Barajı'ndan 31 kilometre iletim hattı 177 metre terfiyle getirip arıtma tesisinde arıtarak şehre suyu veriyoruz. Kapasitemiz ne kadardır arıtma tesisimizin? 255 bin metreküp gündür. Tabii artık şehir nüfusu arttıkça büyüdüğünden dolayı mevcut kapasitemiz yetmiyordu. Bunun yanında ikinci merhalesi dediğimiz yine aynı mevcut boru güzergahımızın kenarında 1600'lük çelik borularla biz ilave 3 metreküp saniye suyu daha Diyarbakır'a kazandırmış olacağız bu projeyle. Bu proje kapsamında ilk kısımlarda 2200'lük çelik borularla yeni pompa istasyonumuza suyu getireceğiz. Yeni pompa istasyonumuz mevcut pompa istasyonundan 18 metre daha üst kod. Bu şekilde yaklaşık %10 daha fazla bir enerji tasarrufu da sağlamış olacağız bu sistemle. Bu ne demektir? Yıllık bizim enerji giderimiz pompa istasyonunun 73 milyon olduğunu düşünürseniz yılda ortalama 7 milyon civarında bir enerji maliyeti bu kurumun kasasında kalmış olacak. Böylece hem ekonomik hem de 2055 yılına kadarki Diyarbakır'ın içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan bu proje start almış oluyor. Hayırlı olsun Diyarbakır hemşehrilerimize. Dicle Barajı 595 milyon depolama hacmi olan bir barajımız. Şu anda doluluk oranımız bizim o da %85 mertebesinde. Yani Diyarbakır'ı içme suyu cihetinde bir sıkıntı beklemiyoruz. Biz yılda ortalama Diyarbakır Merkez, Ergani ve E ile Dicle Barajı'ndan su alıyoruz ki bu yıllık 125 milyon metreküptür. Bu ikinci merhalede bittiğinde onda da 94.6 milyon metreküp yıl su almış olacağız bu şekilde. Şu anki pozisyonda Diyarbakır Dicle Barajı'ndan kaynaklı içme suyuyla ilgili inşallah 2055 yılına kadar da bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyoruz. Çünkü hemen arkasında Kral Kızı Barajımız var. Orada da depolamamız var. İçme suyu cihetinde bir sıkıntı olmayacaktır inşallah.